İsmim Vural Küçükoğlu. 485 gündür bir sokaktayız, yani ücretlerimizi alamıyoruz. Adım Gülnaz. 2001'de 9. ayın 3'ünde işbaşı yaptım. 9. ayda işbaşı yaptım. 2011'de 6. ayın 25'inde ayrıldım. Tamam, daha doğrusu fabrikada 5 yıl ben yemekhanede çalıştım. 5 yılda kalite kontrolde çalıştım. 5 yıl sonra zaten 10 sene çalıştım. 10 sene sonra biz küçültmeye gidiyoruz diye çıkartıldık. Hey Tesir, biliyorsunuz Bağcılar Güneşli'de. Bağcılar Güneşli'de biz üretimin %70'ini esprite yapıyorduk. Yani bu %70 esprite ürettiğimiz için, esprite'in Türkiye'de mağazalar olmadığı için eylem yapamıyorduk. Ama Almanya'da ana merkezi, esprite'in ana merkezi Almanya'da olduğu için burada organize olarak sendikalarla bir bakım sendikalı olmadığımız için gidemiyoruz. Aslında sendikalı olsaydık bugün esprite'in önünde eylemler yapabilirdik. Tom Tyler, Mango, Timberland, Sayın Oliver, yani daha birçok markalarla üretim yaptıklarımız için, çünkü Türkiye'de iş gücü ucuz olduğu için, bu markalar biliyorsunuz iş gücü ucuz olduğu için böyle ucuz yerlerde üretim yapıyorlar. İşte bizlere de ortalama 200-250 euro veriyorlar. 200 Avrupa'da bu üretim yapsaylar da 1500 euro. Tabii aylık, yani ortalama şey vurduğumuz zaman o fiyata geliyor. Ama Avrupa'da olsaydı 1500 euro askeri ücret. 2001'de girdim, tarihte 150 milyondan başladım. Çıkardığı zaman da daha 9 milyon falan olmamıştı, yani 10 sene içinde 900 tam almıyorduk daha. Yani mesaiyle beraber 100-200 ya alıyorduk ya almıyorduk, o şekilde işte. Çalışma koşullarımızı esprit ürettiğimiz zaman %70, işçiler 24 saat, 48 saat, 72 saat bantların üzerinden yatıyorlardı. Yani gece gündüz habire esprit üretim, hızlandırın işte, patronlar bastırıyordu. Orası çok kötü gerçekten, ilk girdiğim seneler çok mesailer vardı. Ve belki de haftanın 3 günü hiç eve gitmiyorduk. Çok çalışma var, çok mesai vardı. Gerçekten tamam çalışıyorduk, karşılığımızı alıyorduk ama bizi çok çalıştırıyorlardı yani. Mesailer çoktu. Efendim? Aileniz var mı? Ailem var, evet. Ben çocuklarımla hiç görüşemiyordum. Hiç kimse bakmıyordu. Evin altında bıraktım. Sabah giydiriyordum, yemeğini hazırlıyordum. Bir iki saatle işe gidiyordum hiç yatmadan. Okulu beslemesini hazırlıyordum. Akşam geliyordum, her birisi bir yerde yatmış, koltuklarda, yerlerde. Kaç yaşındalardı? Biri 8, biri 6, biri 7, o şekilde küçüklerdi. Ben zaten mecburu kalmasaydım çocuklarımı bırakamazdım. Kiracıydım, geçinemediğim için çocuklarımı evin altında bıraktım. Ve evde akşam dönerken o çocuklarımı o şekil gördüğüm zaman hep ağlıyordum yani. O günleri hiç unutmuyorum. Çok zor bir günlerdi. Gerçekten çok zordu. Ama şimdi Aynur Bektaş bizi bir duysun bakalım. Sesimizi duysun. Ne şekil çalıştık? Hangi şartlar, hangi zor şartlar altında çalıştık? İşte Türkiye'nin en başarılı 3 kadın arasında Aynur Bektaş'ın ismini de sayıyor başbakan. Ama başbakan danışmanları şunu bilmiyor, yani 3600 işçiyi köle gibi çalıştırıp sokağa atmıştır. Basın danışmanlar bunları söylemiyor, yani görmemezlikten geliyor. Çünkü niye? Aynı zamanda iktidara sırtını dayadığı için. Biz sivil toplum örgütü, işte Türkiye Odalar Borsalar Kadın Girişimciler Konseyi'nde başkan olduğu için, yani Aynur Bektaş ister istemez başbakanla diyalogları var. Başbakan da utanmadan, arlanmadan işte 8 Mart'ta Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Aynur Bektaş'tan bahsediyor. Aslında Aynur Bektaş'tan bahsetmemesi gerekiyor, şu bayan arkadaşlarımızdan bahsetmesi gerekiyor. Çünkü üretimi bu bayan arkadaşlarımız yaptığı için. Evet, son yıllar 2006-2007'den sonra mesailer azaldı. Ondan sonra işçileri çıkardılar, küçültmeye gidiyoruz diye. Yani belki de her hafta 5-10 işçi çıkarılıyordu. Fabrikayı şeyi gösteriyor işte, küçülüyoruz. Küçülmeye gittikleri için hep bunu açıklıyorlardı. Kar edemiyoruz bilmem ne, ama bunlar hep yalan dolan, yani işverenlerin başvurduğu yalanlar yani. Çünkü diğer tarafta üretimini yine devam ediyor yani. Yemekhanede oturma eylemleri yaptık. Ondan sonra bize dedi işte çocuklar çalışın, işte para gelecek bilmem ne. En son baktık yani olacak gibidir. 3 gün bize izin verdiler. 3 gün sonra biz fabrikaya döndüğümüz zaman dedi sizi işe almıyoruz. Hepimizi sokağa attılar yani. Hiçbir gerekçe göstermeden.
diye soruyorlar. Yapıyoruz, eylemler yapıyoruz işte. Mango'nun içinde eylemler yapıyoruz. Büyük alışveriş merkezlerinin içinde Mango'nun mağazaları var. Yani bizi ilgilendirmiyor. Büyük alışveriş merkezi olabilir işte. 300-400 tane güvenlikten korunan büyük alışveriş merkezlerinin içinde bile biz eylemler yapıyoruz yani. Buçuk senedir çalışmıyorum, direnişteyiz. Eşim tek başına çalışıyor inşaatta. Geçinemiyorum gene. İki tane öğrencimi okula gönderemedim. Kazandılar 3 senelik, gönderemedim. Sadece bir kişiyi gönderdim, o da kredi çekiyor devlette. Hani okul bittikten sonra kendi çalışıp ödeyecek. Evde oturuyorlar şu anda. Biz zaten şu anda 15-20 kişiyiz, 20-25 kişiyiz direniştekiler. Çoğunluk bıraktı zaten. 1-2 ay, 5-6 ay direndiler, bıraktılar. Şu anda biz 20-25 kişi direniyoruz. Yani şu anda hepimiz kararlıyız yani. Bu direnişi bırakmayacağız. Kararlıyız yani. Sonuna kadar devam edeceğiz. Protestolarla mı? Eylemler yaparak yani sokağa inerek alabiliriz. Bunları teşhir ederek yani kamuoyunu, demokratik kitle örgütlerini anlatarak, sivil toplum örgütlerine giderek, işte siyasi partileri zaten biliyorsunuz yani iktidara biz güvenmiyoruz. Ana muhalefet de muhalefet yapamadığı için en son yani sokakla eylemler yaparak, protesto ederek, teşhir ederek yani ancak böyle alabiliriz yani. Ben ismim Ali Ekber Alp. Hey Tekstil'de 12 yıl 4 ay çalıştım. Bir işçi babasıyım. 1,5 yıldan beri direnişteyiz. Hey Tekstil işçileri olarak. Ve bundan dolayı benim kızım da zaten 1,5 yıldan direnişte olduğumuzda bunda etkilenerek 1 Mayıs işçi bayramına katılmaya karar verdi. Ve bana destek amaçlı 1 Mayıs'a katıldı. O zaman 1 Mayıs burası yasaktı. Kızım da arkadaşlarıyla, akrabamızla beraber 1 Mayıs alanına gelmek için uğraşırken polisin şiddetine maruz kaldı ve çok yakın mesafede gaz bombası fişeğiyle çocuğun kafatası kırıldı. Ben babamın direnişinden etkilendim ve artık hakkımı savunmak için herkes gibi bir amacım vardı. Orada olmamın bir amacı vardı. Ben o yüzden oradaydım. Herkes gibiydim. Burada olmamın sebebi de hani görmek istiyorum. İnsanların buradaki beraberliklerini görmek istedim. Tanık olmak istedim. Bu yüzden buradayım. Ya mutlaka anlayan da var. Şimdi burada çeşitli gruplar var. Yani çeşitli düşünceler, çok renkli. Kimi iş emek için geliyor. Kimi daha özgür yaşamak için geliyor. Kimi işte kendi sosyoloji, ideolojik düşüncesi için bu alanda. Buradaki bu direnişi gösteren işte Taksim platformu ve o gençler bence iyi bir ders verdiler. Hem bizi yönetenlere hem diğer sivil toplum örgütlerine, sendikalara. Herkes bunda kendi adına, biz de vatandaş olarak herkesin ders çıkarması lazım. Türkiye'de yaklaşık ben 43-44 yaşından böyle bir şeyle karşılaşmadım. Böyle bir protestoyla, böyle bir eylemle ilk defa görüyorum. Yaşım 43. Yani bu sevindirici bir şey inşallah. Çünkü bu alanı da işçilere, emekçilere, insanlara kapatmaya çalıştı AKP. Burayı işte alışveriş merkezi AVM. Oysa buranın bir önemi vardı herkes için, işçiler için. İşçiler bunu anladı ve alanlara döküldü. Güzel miydi? Is it good? Yes.